Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda da yine Anadolu saçlıklara dair soru çözeceğiz. Yorum soruları artı bilgi sorularını beraber çözeceğiz. İlk soruyla başlayalım. Bu arada sizden ricam, lütfen arkadaşlar kanalıma abone olun. Videoları arkadaşlarınıza önerin. Ne kadar çok kişiye katkım olsa benim için o kadar iyidir. Birlikte güçleneceğiz, birlikte büyüyeceğiz diye ümit ediyorum. Şimdi yalnızca bu bilgiye bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 1243 Köse Dağı Savaşı ve sonrasında Anadolu'da gerçekleşen Moğol istilaları ile Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir. Evet, Köse Dağı Savaşı'nı diğer videolarda anlatmıştık. Anadolu Selçuklu'nun yıkılma sürecine girdiği savaştır. Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı beylikler bağımsızlıklarını ilan ederek siyasi otorite boşluğuna neden olmuşlardır. Niye? Çünkü artık merkezi otorite zayıflamıştır. Merkezi otorite zayıfladığı için de herkes kendi başına buyruk şekilde hareket etmiştir. Bu da otorite boşluğuna yol açmıştır. Moğollar Anadolu'ya hakim olmuştur. Yalnızca bakın. İşte arkadaşlar, temel kilit noktası bu. Şimdi siz eğer ki bu soruda bilginizi katarsanız, evet, bunu doğru olarak kabul edebilirsiniz. Dersiniz ki ya Moğollar Anadolu'ya hakim olmuş. Evet, tamam, bunu biliyoruz. Ama burada öyle bir şey geçmiyor ki. Yalnızca bu bilgiye bakarak diyor sevgili arkadaşım. Sen bu bilgilere dayanaraktan A şıkkını elde edemezsin. Kendi bilgini katmayacaksın. Türklerin Anadolu'ya yerleşme süreci başlamıştır. Hayır, zaten Türkler Anadolu'ya yerleşmesi ta 1071 Malazgirt Savaşı'nda oluyor. 1243 Köse Dağı Savaşı'ndan bahsediyoruz. Hadi diyelim ki bu bilgiyi bile bilmiyorsun. Bu yorum sorusu zaten. Burada farkındaysan hiç Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye dair herhangi bir şeyden bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Bu da gider. Moğollar ile Anadolu beylikleri birlikte hareket etmişlerdir. Hayır. Çünkü zaten Anadolu beylikleri Moğollardan sonra ortaya çıkıyor. Ne diyor fark ettiyseniz? Köse Dağı Savaşı ile Moğol istilaları Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir diyor. Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı beylikler de bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Yani ilk önce Moğollar saldırıyor. Saldırdıktan sonra beylikler ortaya çıkıyor. O yüzden zaten Moğolların saldırdığı esnada beylik kavramı olmadığı için birlikte hareket etmeleri mümkün değil. Anadolu'da merkeziyetçi yapı bozulmuştur. Evet arkadaşlar, buna sadece bu bilgilere bakaraktan ulaşabiliriz. Niye? Siyasi otorite boşluğu. Alın size cevap. Siyasi otorite boşluğu ne demek? Merkeziyetçi yapının, merkezi otoritenin, merkeziyetçi sisteminin bozulması demektir. Cevabımız Denizli'dir. Anadolu'da Türk varlığı sona ermiştir. Hayır, burada Türk varlığı sona ermiş diye bir şey demiyor ki. Fark neyseniz tamam, Anadolu Selçuklu Devleti belki yıkılma sürecine giriyor ama sonuçta o bağlı beylikler de Türk. Ve bunlar yine Anadolu'da hüküm sürüyorlar. Hal böyle olunca da Türk varlığı sona ermiştir diye bir şey diyemeyiz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. İkinci soruyla başlayalım. Verilen metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz diyor. Türk akınlarının Anadolu üzerine yoğunlaştığı sırada Bizans İmparatorluğu'nda 1042'den 1081'e kadar 11 imparator değişmiştir. Demek ki burada aslında bir düzen yok arkadaşlar. Sürekli bir değişiyor, istikrar yok. Hatta Botanitis ve Melisenos gibi Büyük Selçuklulardan yardım alarak imparator olmaya çalışanlar da olmuştur. Farkındaysanız arkadaşlar, düşmanla, yani Büyük Selçuk onların düşmanı, işbirliği yapıyorlar. Sırf taht kavgalarından dolayı tahta çıkabilmek için. Bu durumu fırsat olarak kullanan Selçuklular istedikleri yardımları yaparak bazı şehir ve bölgeleri ele geçirmeye ve buralara Türk göçer aileleri iskan etmeye başlamışlardır. Farkındaysanız arkadaşlar, burada da Selçuklular ne yapmış? İç karışıklıktan faydalanmıştır. Yani Bizans'ın iç karışıklığından faydalanarak oradan toprak almaya başlamış ve oraya da Türk göçer aileleri yerleştirmiş. Peki bunun amacı nedir arkadaşlar? İskan politikası. Yani fethedilen yere ben Türkleri yerleştireyim ki orada çoğunluğa geçeyim ve kendi gelenek, görenek ve kültürüm oraya yansıtayım. Bunu amaçlıyorlar. Hangisine ulaşılamaz? Türklerin Anadolu'yu vatan edinmeye çalıştığı. Evet arkadaşlar, ulaşabiliriz. Niye? Fırsat olarak kullanan Selçuklu istedikleri yardımı yaparak bazı şehir ve bölgeleri ele geçirmek istiyor. Buraya da Türkleri yerleştiriyor. Demek ki artık vatan olarak benimsiyoruz ki oralara Türkleri de yerleştiriyoruz. Yani amacımız sadece fethedip yağmalayalım değil. Orada yaşanmayı istiyoruz. Orayı yurt edinmek istiyoruz. Bizans'ın siyasal anlamda istikrarsızlık yaşadı. Evet. Çünkü arkadaşlar, bu kadar kısa bir sürede 11 tane imparator değişmişse belli bir istikrar yok demektir. Büyük Selçukluların hakimiyet sahasını genişlettiği. Evet, buna da ulaşırız arkadaşlar. Niye? Ne diyordu? Bazı şehir ve bölgeleri ele geçirmiş. Eskiden 2 tane yeri vardı diyelim. Şimdi 3 tane yeri olduysa mantıken hakimiyet alanı genişlemiş demektir. Buna da ulaşırız. Anadolu'da siyasal bütünlüğün sağlandı. Hayır arkadaşlar, buna dair bir şey yok. Bir de farkındaysanız siyasal bütünlük demiş. Yani Türk siyasi birliği de dememiş. Ne farkı var? Siyasal bütünlük demek oradakilerin tamamının tek bir bayrak altında olması demek. Türk siyasi birliği demek ise
Türk devletçiklerinin ya da beyliklerin bir bayrak altın olması demek. Şimdi Anadolu'da siyasi bütünlük zaten sağlanamaz ki. Çünkü Bizans var. Burada ayrıyeten Selçuklular var. Bizans'a karşı isyan edip kendi çapında devlet kurmaya çalışanlar var. Bir sürü devlet var. O yüzden Anadolu'da siyasi bütünlük sağlanmamıştır. Bu bilgiye ulaşamayız. Büyük Selçukluların fetihlerde kalıcılığı sağlamaya çalıştı. Evet, bu da işte az önce anlattığım İskan politikası arkadaşlar. Eğer ki oraya siz Türk göç ailelerini yerleştiriyorsanız amacınız orada kalıcılığı sağlamaktır. Çünkü kendi gelenek göreneklerinizi iyice oraya oturtmak istiyorsunuzdur. Bu yüzden bunu da aslında sağlamış diyebiliriz. Ama yine diyorum siyasal bütünlüğün sağlanına dair herhangi bir çıkarımda bulunamayız. Şimdi bu durumun sonuçlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir arkadaşlar. 13. yüzyılda Moğol İmparatorluğu'nun kurulması ve batı yönünde ilerlemesi nedeniyle Oğuz boyları gruplar halinde Anadolu'ya göç etmişlerdir. Çünkü arkadaşlar Moğollar ne oluyor? Oğuzların üstüne geliyor. Oğuzlar da o baskıyla mücadele edemedikleri için gruplar halinde akın akın aslında Anadolu'ya geliyorlar. Bu peki neye yol açmıştır? Anadolu'nun Türkleşmesinin hızlanması. Evet arkadaşlar, buna kesinlikle yol açar mı? Açar. Niye? Eskiden Anadolu'da 2 tane Türk vardı diyelim. Şu anda 4 tane Türk var. Çünkü şeyden gelenler var. Yani Moğol baskısından kaçıp gelen Oğuz boyları var. Bu da Türkleşmeyi artırmıştır. Buna ulaşırız. Büyük Selçuklu Devleti'nin parçalanması. Arkadaşlar bakın, bu iyi bir çeldiricidir. Bunu doğru kabul edemeyiz. Niye? Burada biraz tarih bilgisi de devreye giriyor. Biliyorsunuz Büyük Sencer, daha doğrusu Sencer dediğimiz Büyük Selçuklu Devleti'nin son hükümdarıdır. Sencer 1157 yılında ölmüştür. Öldükten sonrasında zaten Büyük Selçuklu Devleti yıkılmıştır. Yani son ne demek? Sencer'den sonra başka birinin gelmemesi demek. Şimdi 1157 yılında oluyor diyoruz biz. 1157 kaça denk gelir arkadaşlar? 12. yüzyıldır. Bize soruda neyi soruyor? 13. yüzyılda. Yani Moğolların bu baskıları ya da Oğuz boylarının Anadolu'ya göç etmesi BSD'nin parçalanmasına sebep olamaz. Zaten o zamanlar Büyük Selçuklu diye bir devlet yok. Büyük Selçuklu devleti zaten yıkılmış. Anladınız mı? Bu olmayan bir şeydir. Çünkü tarihteki gelişmeler sonrasını etkiler, öncesini etkilemez. Haçların Anadolu'ya gelmesi. Bu da sağlam bir çeldiricidir. Bazı arkadaşlar bunu almıyor. Arkadaşlar bunu almak zorundasınız. Niye? Sadece bu bilgilere dayanaraktan bir şey demiyor. Sana bir bilgi veriyor ve diyor ki yorumla. Hangilerine yol açmıştır? Şimdi en basitinden Haçların Anadolu'ya gelmesi nasıl yol açıyor? Yorumlayalım. Şimdi arkadaşlar az önce ne dedik? 2 tane Türk vardı. Şimdi artık 5 tane Türk var. Mantıken bu Türkler eskiye nazaran daha da güçlendi mi? Güçlendi. Oradaki Bizans'a karşı saldırılarda bulundu mu? Bulundu. Bizans kimden yardım istedi? Avrupa'dan. Avrupalılar da bir dini nitelikten kaynaklı, iki siyasi sebeplerden dolayı Türkleri Anadolu'dan atmak isteyecek mi? İsteyecek. Bu sebepten de Haçlı seferlerine yol açacak mı bu durum? Açacak. Bu Haçlılar da mantıken Türkleri nereden atacak? Anadolu'dan. Atabilmesi için de bunun Anadolu'ya gelmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. O yüzden Haçlıların Anadolu'ya gelmesinde biz doğru olarak kabul edebiliriz. Sorumuzun bu sebeple de doğru cevabı C şıkkıdır, haberiniz olsun. Israrla diyorum bunu zaten alamazsınız. Ama bu en kuvvetli çeldiricilerden biridir. Sadece bu bilgiye dayanaraktan demediği için senin biraz daha yorumlama kabiliyetini ölçüyor. Yola çıkarak diyor. Fark neyse zaten hangilerine yol açtığı söylenebilir diyor. Haçlıların Anadolu'ya gelmesi de az önce anlattığım sebeplerden kaynaklı olarak etkilidir, haberiniz olsun. Dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Hangisi Selçuklu Türklerinin 11. yüzyılın ilk yarısından itibaren Anadolu topraklarına hızla ilerlemesini kolaylaştıran etmenlerden biri değildir? Bizans'ın askeri açıdan zayıf olması. Evet. Niye? O zamanlar çünkü Anadolu'da Bizans egemendi. Bizans mantıken askeri açıdan zayıfsa Türkler daha kolay orada yer, toprak elde edebilir mi? Edebilir. O yüzden biz bunu alabiliriz. Bizanslı idarecilerin ülkeyi kötü yönetmesi. Evet arkadaşlar, çünkü iyi bir lider yoksa mantıken ordu da kötü olacak, ülke de kötü yönetilecek. Her anlamda o ülke gitgide bataklığa sürünecektir. Bu da Selçukluların işine gelmiş midir? Gelmiştir. Hızla ilerlemesini kolaylaştırmış mıdır? Kolaylaştırmıştır. Bizans'ın Anadolu'da mezhep birliğini sağlaması. Arkadaşlar hiçbir alakası yok. Birincisi, zaten Bizans Anadolu'da mezhep birliğini sağlamamıştır. İkincisi, diyelim ki sağladı. Zaten bir yerde eğer ki bir birlik varsa orada güç vardır, kuvvet vardır. Bizans'ın güçlü olması, bir olması demek Selçuklu Türklerinin zaten işine gelmez. İşine gelmezse buna nasıl hızla ilerlesin? Mantıken hızla ilerleyemez. O yüzden bu iki şey birbirle çeliştiği için sonun doğru cevabı C'dir.
Diğer şıklara da bakalım. Bizanslı memurların halktan ağır vergiler toplaması. Evet. Niye? Çünkü eskiden halk diyelim ki koşulsuz şartsız işte Bizans'ı destekliyorken yani Bizans'ın başındaki kişileri destekliyorken artık o kadar ağır vergiler toplamaya başlıyor ki kararlar sorgulanmaya başlıyor. Koşulsuz şartsız işte oradaki kralın her dediği yapılmamaya başlıyor. Ya da ona karşı bir sitem başlıyor. Ayaklanmalar başlıyor. Bunlar da Bizans'ı otomatikman ne oluyor? Zayıflatan etmenlerdir. Bizans'a taht kavgalarının yaşanması. Evet, bu taht kavgaları en başta neye sebep olurdu arkadaşlar? Merkezi otoritenin azalmasına sebep olurdu. Merkezi otorite azaldığı için otomatikman ne olur? Güç kaybeder. Güç kaybettiği için bu da Selçuklu Türklerin işine gelir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Haberiniz olsun. Beşinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen savaşlardan hangileri Türkiye Selçuklular ile Bizanslar arasında gerçekleşmiştir? Bu da bir bilgi sorusu arkadaşlar. Şimdi Pasinler Savaşı. Arkadaşlar Pasinler Savaşı Bizans ile Büyük Selçuklu Devleti arasında olmuştur. Aynı şekilde Malazgirt'te yine BSD zamanında olmuştur Sultan Alparslan. Şimdi bazen öğrenci şunu diyor. Hocam diyor bunlar Türkiye'de oldu diyor. Türkiye Selçuklu değil. Sana nerede olduğunu sormuyor ki. Hangi devletler arasında olduğunu soruyor. Miryokefalon Savaşı. Evet Miryokefalon Savaşı Türkiye Selçuklu Devleti zamanında olmuştur. Bu yüzden de biz C şıkkını doğru kabul ederiz. Diğer ikisi dediğim gibi BSD. Yani Büyük Selçuklu zamanında olmuştur arkadaşlar. Altıncı soruya bakalım. Aşağıdaki hangisi Alparslan şekillendirdiği fetih politikasıdır? 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra, zaferinden sonra Alparslan şekillendirdiği yeni fetih politikası sayesinde Türk boyları Anadolu topraklarında hızlı bir şekilde ilerledi. Arkadaşlar bunu bilmek zorundasınız. Bir daha bahsediyorum. Her videoda değiniyorum ama önemli. Çünkü çıktı yine çıkabilir. Kılıç hakkı arkadaşlar. Bu ne demek? Fetheden yer, yani fethedilen yer fetheden komutana aittir. Malazgirt zaferinden sonra Alparslan subaylarını, komutanlarını topluyor ve diyor ki git sen örnek veriyorum Kars'ı al. Kars artık senindir. Ya da işte Maraş'ı al. Maraş senindir. İzmir'i al. İzmir senindir. Bunun amacı ne? 1. Anadolu'nun Türkleşmesini artırmak. 2. Anadolu'nun Türkleşmesini hızlandırmak. 3. Fetih hareketlerini daha da canlı hale getirmek ve komutanları istekli hale getirmek. Çünkü düşünsene siz komutansınız ve gidip bir yere aldığınızda orayı size veriliyor. Yani o yüzden her komutan daha da istekli hale geliyor. Bu sebepten zaten çok fazla fetih hareketleri artmıştır. Amaç ne diyor? Ele geçen toprakların merkezden validir. Hayır. Az önce ne dedik? Fethedilen yer fetheden komutana aittir. Vali atanmıyor ki. Fethedilen toprağın fethedenin malı olması. Evet zaten burada cevabı direkt vermiş. Merkezi devlet yapısını güçlendirmek istemez. Hayır arkadaşlar bakın bu iyi bir çeldiricidir. Bazen öğrenci diyor ki hocam diyor her yeri fethettik diyor. Buna bağlı olarak da çok güçlü olduk. Tamam da devlet güçlü olmuş olabilir ama bu her zaman merkezi otoritenin güçlü olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü şöyle düşün. Eskiden buradaki yerlerin tamamı tek bir devlete aitti. Yani Anadolu Selçuklu'nun başındaki örnek veriyorum Alparslan'a aitti. Ama şimdi burası başka bir komutanın, burası başka bir komutanın, burası başka bir komutanın. Bu arada bayağı bir insana benzedi bu. Burası da başka bir komutanın diyelim. Hal böyle olunca ne oluyor sevgili arkadaşlar? Her biri kendi içinde otomatikmen ayrı bir otorite sağlıyor. Bu da merkezi otoriteyi zayıflatan bir şeydir. Bizans ile dostane ilişkiler. Hayır, böyle bir amacı zaten yok. Öyle olsaydı Bizans'ın topraklarını niye fethedelim? Sınır boylarında ordugah şehirlerin kurulması. Hayır arkadaşlar, böyle bir amacı da yoktur. Zaten bu aşamadaki en temel amaç yine diyorum fethedilen toprağın fethedenin malı olmasıdır. Amaçladığı politika budur. 7. soruyla devam ediyoruz. Hangisi Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan ilk Türk beyliklerine? Bakın arkadaşlar bunun ayrımını ne yapın edin iyi bir şekilde öğrenin altını çizerek söylüyorum. İlk Türk beylikleri ve ikinci Türk beyliklerini karıştırmayın. Saltıkoğulları, Danişmentoğulları, Artukoğulları, Mengücekoğulları ilk Türk beylidir. Lakin Candaroğulları ikinci Türk beyliğidir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu da bizim için önemli. Ve bir diğer nokta ilk Türk beylikleri neyden sonra kurulmuştur? İkinci Türk beylikleri neyden sonra kurulmuştur? Bunu da mutlaka bilin. Önemli bir bilgidir. Verilen Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir? Tokat, Sivas, Kayseri, Malatya'ya hakim olmuştur. Haçlarla mücadele etmiştir. Zaten birçoğu mesela mücadele ediyor. Bu net bir şekilde bize soruyu çözdürmez. Türkiye Selçuklular tarafından yıkılmıştır. Bu da belki çözdürmeyebilir. Anadolu'daki en eski medrese olan Yağıbasan. Arkadaşlar işte. Yani diğer maddeleri boş verin. Net bir şekilde siz Yağıbasan medresesinin otomatikman danışmentlere ait olduğunu bilmek zorundasınız. Çünkü Anadolu'daki ilk medresedir. Ben koçluğunu yaptığım bütün öğrencilerime söylerim. Videolarımda da bahsederim. İlkler ve enler
her zaman önemlidir. Çünkü bir şeyi farklı kılan ya ilk olmasıdır ya en olmasıdır. Ve ÖSYM farklılığı sever. Bu yüzden de ne yapın edin ilkleri ve enleri bilin. İlk medrese de yağı basan medresesidir. Bu da danışmentlere aittir, haberiniz olsun. Şimdi 9. soruyla devam ediyoruz. Anadolu aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk Türk devletlerinin hizmetleri arasında yer almaz? Anadolu'nun fethedilmesini sağlamıştır. Evet, az önce de bahsettik. Fetheden yer, fetheden kişiye aittir diye bir bilgi var. Bu da otomatikman oranın fethedilmesini sağlamıştır. Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamıştır. Evet, çünkü ne kadar çok yer fethedilirse oraya Türkler yerleşiyor ve o kadar da Türk nüfusu artıyor. Anadolu'yu bayındır hale getirmişlerdir. Evet, bu da doğru. Her açıdan kalkındırmışlardır arkadaşlar. Otomatikman bayındır hale gelmiştir diyebiliriz. Anadolu Türk kültürüne dair eserler vermişlerdir. Evet arkadaşlar, doğru. Az önce bu soruda da çözmüştük hatırlarsanız. Yani Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin çok fazla eserleri vardır ve bunlar da Türk kültürüne dair eserlerdir. Türklerin Balkanlara geçmesi. Hayır arkadaşlar. Zaten Birinci Beylikler döneminde Balkanlara geçilmemiştir. Mantıken geçilmediği için hiçbir ilk Türk devleti ya da ilk Türk boyu fark etmez, beyliği her neyse Balkanlarda hakimiyet sürmediği için Balkanlara geçmesini sağlamıştır. İfadesi yanlış bir ifadedir, haberiniz olsun. Şimdi 10. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki divanlardan hangileri sadece Türkiye Selçuklu Devleti'nde kurulmuştur diyor arkadaşlar. Şimdi Divanı Tuğra, biliyorsunuz yazışmalarla alakalı. Arkadaşlar Divanı Tuğra sadece Türkiye Selçuklu'da yoktur. İslamiyet sonrasında hepsine vardır. Divanı İstifa, başına kişiye müsteffi denir ve ekonomik işlerden sorumludur. E bu da sadece Türkiye Selçuklu'na özgü değildir. Niyabeti Saltanat. Evet. Bakın Niyabeti Saltanat'ı diğer İslam devletlerinde, İslamiyeti kabul eden Türk devletlerinde göremezsiniz. Ama Türkiye Selçuklu'da bunu görürsünüz. Yine aynı şekilde pervanecilik anlayışı. Bunu da arkadaşlar kesinlikle görürsünüz. Çünkü bu da İkdağ topraklarıyla alakalıdır. Ve bu Türkiye Selçuklu'da özel olarak oluşturulan bir birimdir diyebiliriz. Divanı İsraf. Arkadaşlar bunu da yine diğer tüm Türk devletlerinde, yani İslamiyet'i kabul eden Türk devletlerinde görürüz. Yani sadece Türkiye Selçuklu'ya özgü bir durum değildir. Bize burada spesifik olanı sorduğu için sorumuzun doğru cevabı 3 ve 4 şıkkı olan Denizli oluyor, haberiniz olsun. Sorunun cevabı arkadaşlar Diyarbakır. 11. soruyla başlayalım arkadaşlar. Türkiye Selçuklu Devleti'nin İkdağ topraklarıyla ilgili kararları düzenleyen görevli aşağıdakilerden hangisidir? Aslında arkadaşlar burada cevabı vermişiz. Yani pervanecilikte ikdağ sistemi diyordu. Cevap pervaneci oluyor. Ama sadece tabii ki pervaneci deyip geçmeyeceğim. Diğerlerini açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar Büyük Divan adı üstüne ne belli. Buna padişah, hükümdar katılır ve ülke meselelerinin görüşüldüğü yerdir. Divanı Arz. A'dan aklınıza gelsin arkadaşlar. Burada askerlikle alakalı meseleler görüşür. Divanı istifa. Yine diyorum müstefidir. Bu S'den, T'den ve F'den türemiştir. Başındaki kişiler de önemli. O yüzden başındaki kişileri de vurguluyorum. Divan istifada arkadaşlar mali konular görüşülmüştür. Divanı Tuğra. Bu da iç ve dış yazışmalardan sorumludur arkadaşlar. Hal böyle olunca bizim sorumuzun doğru cevabı da otomatikman ne oluyor? C şıkkı pervaneci oluyor diyebiliriz. Şimdi 12. soruya bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nde görülen toprak çeşitlerinden biri değildir? Arkadaşlar sizin bu soruyu yapabilmeniz için toprak çeşitlerinin amacını bilmeniz lazım. Yani hangi toprak çeşidi nerede kullanılıyor, kime hitap ediyor bunu bilmeniz lazım. Miri arazi arkadaşlar vardır. Mülkü arazi vardır. Vakıf arazisi geliri otomatikmen hayır kurumlarına aktarılan vardır. İkta arazi asker yetiştirmek için kurulan vardır. Lakin arkadaşlar ocaklık. Şimdi ocaklık neydi arkadaşlar? Tersane, yani geliri tersane yapımına ve tersane giderlerine ayrılan toprağa biz ocaklık diyoruz. Otomatikmen Türkiye Selçuklu Devleti'nde çok fazla tersanecilik yaygın olmadığı için biz bu sorunun cevabına Bursa diyoruz. Çünkü Türkiye Selçuklu Devleti'nde ocaklık arazi diye herhangi bir arazi türü yoktur. Ama miri arazi vardır, mülkü arazi vardır, vakıf arazi vardır ve ikta arazi de vardır arkadaşlar. Şimdi böylelikle 12 sorumuzu da tamamlamış olduk. Elimden gelince hem yorum soruları hem bilgi soruları çözdüm ve sadece bilgi soruları da çözmedim. Ekstra bilgiler de verdim. Lütfen bunlara dikkat edin arkadaşlar. Her daim yanınızdayım. Sıradaki videoyla görüşürüz. Videonun başında söylediğim gibi kanalıma abone olup arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Unutmayın biz birlikte güçlüyüz ve birlikte büyüyeceğiz, haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.